arkadaşlar, kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Monalisa tutkalla slime yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Öncelikle ben bir tane kap aldım. Karıştırmak için bir tane kaşık. Tıraş köpüğü. Bu ikisi de tıraş köpüğü arkadaşlar. Ama daha güzel kokması için hem de ikisinden de biraz katacağım. Boraksız suyu. Ve bir de Monalisa'dan slime pava, yani bu slime tutkalı olacak. Daha önce de denemiştim zaten. Yalnız arkadaşlar, bunu daha önce biraz kullandığım için bugün sizlerle yarısından yapacağım. Şimdi ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tutkalımızı açıyoruz ve bunu güzelce hepsini içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Görmeniz için şeffaf kullanıyorum. Daha iyi görebilirsiniz diye. Arkadaşlar, şimdi bunu iyice boşaltalım ki hiç içinde kalmasın. Böylece istediğimiz kadar fazla olabilir arkadaşlar. Evet. Yeterli bu kadar. Daha fazla olursa ben içine katacağım zaten. Tamam. Yeterli bu kadar. Şimdi arkadaşlar, şöyle zaten buradan görebiliyorsunuz. İçine daha sonra birazcık tıraş köpüğünden sıkacağım. Arkadaşlar, bu serinletici, bu da enerjik. İkisini de katacağım. Biraz azaldığı için bu. Tamam, bundan bu kadar yeterli. Şundan da katacağım. Birazcık şey yapalım. Tamam. Evet. Evet. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Çok fazla olmasın. Kullandığım malzemeleri kenara koyuyorum. Ve şimdi elime kaşığı alıp bunları güzelce karıştırıyorum. Umarım güzel olur arkadaşlar. Tıraş köpüğünü çok mu kattım ki acaba? Bu arada rengi fosforlu sarıydı arkadaşlar. Ama bu daha çok yeşil gibi bir renk alıyor. Şu tabanından görebilirsiniz. Fıstık yeşili gibi bir renk oldu. Çok tıraş köpüğü kattık sanırım. Bu arada şunun dibinde biraz kaldı. Onu da koyayım. Biraz dediğimde bir damla yalnız. Karıştırayım şimdi. Olsun, bir damla bir damladır. Şimdi güzelce karıştığına göre buna tıraş köpüğümü, ay, boraksız suyumu katacağım arkadaşlar. Şunun da ucunu açarsam. Bir dakika. Arkadaşlar, benim bunu da buraya koyma sebebin nedeni bu şekilde çok daha kolay sıkılabiliyor arkadaşlar içine. Arkadaşlar, aslında Monalisa tutkalla yaptığınız zaman ben slime'ları pek beğenmiyorum. Çünkü slime'lar ne uzuyor, ne güzel oluyor. Ama yine de slime gibi oluyorlar. Ama zıp oyun hamuruyla yaptığın zaman çok daha güzel oluyorlar. Şu şekilde kocaman uzayabiliyorlar, pipetleşebiliyorlar, patlayabiliyorlar ve ses çıkartabiliyorlar. O yüzden ben onları daha çok seviyorum. Yine de Monalisa ile de hani daha güzel. Yani Monalisa ile de güzel oluyor arkadaşlar. Monalisa ile de yapabilirsiniz. O yüzden şöyle göstereyim. Ve Monalisa'yı şu yüzden de sevmiyorum. Sürekli kopuyor. Ne zaman uzatmaya çalışsın kopuyor. Çok kalın oluyor ayrıca. Ama yine de yani idare edeceğiz. Şimdi arkadaşlar,
Ve şunu söyleyeyim. Mesela ben bunu daha önce uygulamıştım. Diyelim ki bir tane slime yapmaya kalkıştınız. Ama güzel olmadı. Daha önceden yaptığınız bir slime varsa onu içine katın. Yani olmayan slime'ın içine koyun yaptığınız slime'ı. Bu şekilde çok güzel oluyor. Yani çok güzel demeyeyim de daha güzel oluyor arkadaşlar. Ve benim slime'ım çok fazla tıraş köpüğü koyduğum için yarısından yapsam da kocaman oldu. Şimdi arkadaşlar biraz da koyduğum zaman güzelce ne olunca şuraya koyacağım ve hep birlikte oynayacağız arkadaşlar. Evet. Sanırım güzel oldu. Toplamaya başlıyor. Birkaç fıstığa sıkarsam o zaman gayet güzel olacak ve oynayabileceğiz arkadaşlar. Oldu gibi. Of, yumuşacık. Aslında yine de güzel oluyor. Birkaç fıstığa yapıp karıştırdıktan sonra koyacağım şimdi. Arkadaşlar. Artık yumuşacık ve güzel oldu. Şunları kenara çekelim. Harika oldu arkadaşlar. Şöyle. Hop. 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 Hop 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 hop. Hop. Aslında yine de güzel oldu. Bu sefer güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu anda o kadar yumuşak ki. Çok güzel de patlıyor. Şöyle. Ama yine de dediğim gibi zıbzıb oyun hamuruyla ben daha çok beğeniyorum. Bakın şimdi bunu uzatmaya kalktığım anda kopuyor. Ama onun da böyle incecik uzuyor uzuyor uzuyor. Kocaman olabiliyor. Yani, ama bu da benim fikrim tabii ki de. Başkalarına göre mayonezle da daha güzel olabilir. Bu arada biraz daha var içinde ve gelmiyor şu an. Tamam. Açıkçası ben beğendim bu slime'ı da. Yani yine de güzel oldu. Hop. Şunu da yaparsam. Şimdi arkadaşlar topladığına göre içindeki diğer parçaları da toplayabilirim. Kaşığımızdakileri falan temizleyebilirim. Evet, şimdi bunu kenara alıyorum. Çok ses çıkardı. Hop. Bu arada müzikali bilenler için söylüyorum bunu. Müzikalde beni takip ederseniz çok sevinirim. Duru Melek Özbay arkadaşlar. Onu takip ederseniz ön adım Harry Potter takip edebilirsiniz. Şunu çekelim. Bir slime videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bence slime yani bence zıpzıp oyun hamuruyla daha güzel olsa bile de bu da güzel oldu. Beğendim bu slime'ı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu likelayın ve kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.